Evet, Londra'dan merhabalar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Biraz Londra'yı tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda arkada görüyorsunuz. Hem de yolda giderken biraz Londra ile ilgili sohbet edelim bilmeyenler için. Evet, Londra yaklaşık 10 milyon nüfusu olan bir şehir. Trafik tersten akıyor. Yani Türkiye'nin tersinden, normalde Türkiye'de trafik sağdan akar ya da Almanya'da, İsviçre'de, burada trafik soldan akıyor. Aynı zamanda Londra'da yaklaşık 450 bin Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bunların büyük bir bölümü dönercilik, market, cash and carry, yani cash and carry dediğimiz toptancılıkla uğraşıyorlar. Birçok kişi iş sahibi, aynı zamanda Türkiye'deki insanların, evet burada ev sizin görüyorsunuz, burada evsizler de var, evsizin yattığı yeri görüyoruz. Evet, birçok aynı zamanda düğün salonları ve iş kolları, ev sahip evleri de var. Ev kiralayıp da para kazanıyorlar. Daha çok Türkiye kökenli insanların para biriktirme alışkanlığı olduğu için, ondan dolayı birçok kişinin evleri, işte arabaları, dükkanları, birçok şeyi var. Evet, şuradan bir karşıya geçelim. Kamerayla kendimizi çekerken kaza yapmayalım. Evet, Londra'nın parası, İngiltere'nin parası pound. Türkiye'deki insanlar daha çok Haringey bölgesinde, Tottenham'da ve Edmonton'da yaşıyor. Gittiğimiz zaman buralarda dönerci, kebapçı, sıradan bakkallar, eczanesi, manavı, yani Türkiye'de bulabileceğiniz her şeyi Londra'da yiyebilirsiniz. İngiltere'nin diğer şehirleri böyle değil. Sadece Londra'ya özgü bir şey. Genelde İngiltere'ye gelen Türkiye kökenli insanlar, Türkler daha çok Londra'ya yerleşmişler. Almanya'da bu şekilde değil. Daha çok farklı şehirlere yerleşmişler. Hamburg, Berlin, Stuttgart gibi şehirlere dağılmışlar. Ama bunu İngiltere'de görmüyoruz. Daha çok Londra'da. Tabii bu aynı zamanda birçok avantaja da sebep oluyor. Örneğin gurbet hasreti çekmiyorsunuz. Çünkü bütün Türkiye'den insanlar burada, çok İngilizce bilmenize gerek kalmıyor. Aynı zamanda İngilizce bilmeyenler, gelenler için de iş olanakları çok fazla. Türklerin açtığı restoranlar, kafeler, barlar, dönercilerde çalışmak mümkün. Tabii ki bu ikinci jenerasyonun, yani ilk Londra'ya gelenlerin çocukları da burada şu an avukat, mühendis, doktor olarak kendilerine iş yerleri açmış durumdalar. Evet, Lidl, yani Lidl'ı da söyleyelim. İngiltere'nin BİM'i. Türkiye'de nasıl BİM çok ucuzsa, Lidl'da öyle aynı şekilde. Ve A101 ucuzsa, burada da aynı şekilde Lidl'da çok iş yapıyor. Evet, şurada kaza yapmadan karşıya geçelim. Evet, şey demiştik, birçok insan burada doktor, mühendis, avukat olmuş durumda. Yani burada dişiniz ağrırsa, başınız ağrırsa çok rahat Türk eczanesi ve Türkiye'den bir doktor bulabilirsiniz. Aynı zamanda Türk öğretmenler de bulabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda inanç olarak da Alevilerin cemevi, Sünni kökenli vatandaşların camileri ya da Hristiyan insanların kiliseleri de mevcut. Çok kozmopolit bir şehir. Her yönden, her bölgeden insan var.
Evet, şu an yan tarafı önümüzdeki süreçte göstereceğiz. Şu an Nokta Food Center, İstanbul Restoran, Kilim Mobilya, yüzlerce dükkan var şu an geçtiğimiz noktada. Edmonton'dayız. Türkiye kökenli insanların yaşadığı bölge. Evet, ayrıca buradaki çalışma sistemine biraz değinmek istiyorum. Buradaki çalışma sistemi genelde Türkiye kökenli insanların yanında çalışanlar haftalık alıyorlar maaşlarını, aylık değil. Haftalık cumartesi günü genelde maaşlar alınır, pazar günü tatildir. 12 saat çalışıyorsunuz, sabah 6-7, akşam 8-9'a kadar çalışıyorsunuz. Ortalama bir kişi hiçbir şey bilmeyen bir aceminin maaşı, yani berber, kuaför, döner ustası olmayan bir kişinin maaşı ortalama haftalık 300 pound, 300 sterlin, yani sterlinin şu an 8 lira olduğunu hesaplarsak, tabi kur değişebilir, şu an ben 8 lira oradan hesaplıyorum, haftalık 2400 lira Türk parasıyla bir maaş alıyorsunuz. Bunu aylıkta yaklaşık 10-12 bin lira bir para yapıyor. 10-12 bin lira kadar bir para yapıyor ortalama. Tabi bu değişiyor. Aceminin maaşı bazen bazı yerlerde 350 lira, bazen 400 lira, bazen 320 lira. Çok onun altına inmiyor. İşi bilen tecrübeli bir döner ustası, fırıncı ya da bir kebap ustasının, evet, Hilal Restoran diyor, Türklerin restorantı. İşi bilen bir ustanın ortalama maaşı da yaklaşık 500-600 sterlin, yani aylık 2000-2500 sterlin arasında değişmektedir. Ekstradan genel olarak Londra'da yaşayan insanlar Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan, Tunceli, Sivas yöresinden birçok insan var. Diğer videolarda daha detaylı yaşam koşulları, maaşlarla ilgili konuşmak dileğiyle, aynı zamanda yapabilirsek bir de marketlerden fiyat videosu çekmeyi düşünüyoruz. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Londra'dan haberdar olmak için ya da Avrupa'nın diğer şehirlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.